Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere fare için kullanılan, çok zehirli olan, sadece açık alanlarda kullandığımız çinko fosfürden bahsedeceğiz. Çinko fosfür nedir, ne işe yarar, ne gibi görevleri vardır? Bu konuları sizinle bugün tartışmış olacağız, öten atmış olacağız. Çinko fosfür formülasyon şekli toz formülasyondur. Rodenticid fare ilacı grubu olarak değerlendirilmektedir. %80 oranında saf çinko fosfür içeren bu ürün Tarım Bakanlığı tarafından kullanılan bir üründür. Tarım Bakanlığı'na bağlı olan Tarım İl Müdürlüklerince kullanımına izin verilmiş bir fare rodenticididir, fare ilacıdır. O yüzden ticari satışı çok kısıtlı ve sınırlı olan bu ürünü ilaçlama şirketleri ve tarım il ve ilçe müdürlükleri kullanmaktadır. Bu ürünü kullanırken çok dikkat edeceğiniz bazı konular var. Bunları sizlere bahsetmek istiyorum. Önce etiketi okumamız gerekiyor. Bu kutu yüzeyinde olan 2 kilogramlık alüminyum şişe halinde görülen bu üründe mutlaka bu etiketi okumamız gerekiyor. Önce etiketi okuduktan sonra burada yazılı olan ibareleri de size okumak istiyorum. Kesinlikle evde kullanmayınız. Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Ürünün buhar veya zerrelerini solumayınız. Maske ve koruyucu elbise, eldiven ve koruyucu gözlük mutlaka takınız. Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara bile kullanmayınız. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için de kullanım talimatına mutlaka uymamızda büyük fayda var arkadaşlar. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması da kesinlikle yasaktır. Şimdi bu üründe kısıtlı ve sınırlı bir ürün dedik. Çok tehlikeli, çok zehirli bir ürün dedik bu ürün için. Çinko fosfürü çok sınırlı kullanılmasının sebebi yasak olması aynı zamanda. Bu ürünü yasak olduğu için kesinlikle iç alanlarda, gıda üreten iş yerlerinde, gıda depolarında kullanmamamız gerekiyor. Kullanırsak başımıza bela alabiliriz, dert alabiliriz. O yüzden tamamıyla tarım alanlarında kullanmak yerinde olacak bir karardır. Tarım alanlarında bu ürünü kullanmamız gerekiyor. Fare deliklerine, fare yuvalarına bu ürünü buğdayla karıştırarak, biraz da yağ ekleyerek fare galerilerine, fare deliklerine verme imkanımız var. Bunun haricinde kullanma gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Zehirlenme belirtilerine bakalım. Bu ürün zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini almamız gerekiyor. Doktor çağırmamız gerekiyor. Bitki koruma ürünlerinin ambalaj veya etiketinin birlikte götürmemiz gerekiyor. Zehirlenme durumlarında yerel tahriş, gözlerde tahriş, yanma, sızlanma, mide bulantısı, nefes almada, koku hissi, halsizlik, ishal, tansiyon düşmesi, yüksek ateşin olması, çok geçirme, titreme, aşırı yorgunluk, aşırı terleme gibi vakalarda, karın kasılması, nefes almada güçlük ve ciltte de renk değişikliği görülebilmektedir. Yani ne kadar tehlikeli görüyorsunuz bu ürün. Kullanırken çok dikkatli olmak lazım. İlk yardım önlemleri de şu şekilde. Eğer yutulursa bu ürün yanlışlıkla hemen hastaneye yatırmamız gerekiyor hastayı. Su içmemeli. Ağızdan hiçbir şekilde verilmemeli. Kusturulmamalıdır. Göze temas halinde gözü açık tutunuz ve yavaşça su ile 15-20 dakika yıkamamız gerekiyor. Eğer lens var ise gözde su ile 5 dakika yıkamak gerekiyor. Bu lensi çıkarmamız gerekiyor. Ve lensi de çıkarttıktan sonra yıkamaya devam etmemiz gerekiyor. Cilt veya kıyafetle temas halinde bulaşan kıyafeti hemen çıkarmamız gerekiyor. Cildi bol su ile 15-20 dakika yıkamamız gerekiyor. Teneffüs halinde kişi
açık havaya çıkartın. Eğer nefes almıyorsa acil tıbbi yardım çağırmamız gerekiyor. Mümkünse ağızdan suni teneffüs uygulamak ve yardım çağırmak gerekiyor. Antidotu ve gerekli bilgileri. Özel bir antidotumuz yoktur. Bu ürünle ilgili mide yıkanması kesinlikle gerekmektedir. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Zehirlenme durumlarında da UZEM'in, yani Ulusal Zehir Merkezi'nin 114 nolu telefonunu aramak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada bazı kimyasalın bazı özellikleri de var. Biyon çinko fosfür diye geçiyor. 180 saf çinko fosfürde çok toksik özellik var. Kolay alevlenebilir özelliği var ve çevre içinde çok tehlikeli. O yüzden tehlike sembolü birinci sınıf, en tehlikeli sınıftadır. Su ile temasında toksik ve kolay alevlenir gaz çıkartmaktadır. Yutulması halinde çok toksiktir. Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkartır. Sucul organizmalar için çok toksiktir. Ve sucul ortamlarda uzun süreli ters etkileri de neden olabilmektedir. Güvenlik ibaresi ve açıklaması. S1, S2, S3 diye gidiyor. Burada güvenlik ibaresi ve açıklamalarını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Videonuzu dondurarak görebilirsiniz. Evet, bu çinko fosfür gerçekten çok tehlikeli ve zehirli bir ürün dedik. Bu ürünü kullanırken dikkat edeceğimiz konular var. Net miktarı 2 kilogram, brüt ağırlığı da 2.1 kilogramdır. Alüminyum kutularda ve kapalı kaplarda görüldüğü gibi bu şekilde bazı sıkı kapatılmış kaplarda satılmaktadır. Ve çok sınırlı satışı vardır. Tarım Bakanlığı'ndan izin almış firmalar bu ürünün satışını yapabilmektedir. Ruhsatname tarihi ve numarasına baktığımızda 12.03.1993 yılında ruhsatlandırılmış bir ilaçtır. Ve şu an kullanım ruhsatı da sınırlıdır. Azami parakende satış fiyatı bu üründe 2 kilogram için 200 TL'dir. 1 kilogramlık ambalaj almak isterseniz 100 TL ödemeniz yeterli oluyor bu üründe. Bu tarım il ve ilçe müdürlüklerine verilen satış fiyatıdır. Kullanım şekli etkin alanlarda farların kontrolü için kullanılır. Buğday tanelerinin nebati yağı emdirildikten sonra taneler ürün ile karıştırılır. Ürünün buğday tanelerine yapışması sağlandıktan sonra buğday taneleri 10 metrekareye 5-10 gram tekabül edecek şekilde araziye yerleştirilir. Hasat zamanından 2 hafta öncesine kadar da uygulama yapılabilir arkadaşlar. Uygulanırken, depolanırken dikkat edilecek hususlara bakalım. Yutulduğunda öldürücü olabilmektedir. Dumanını ve tozunu mutlaka solumayınız. Göz ve cilt temasından kesinlikle sakınınız. Temastan sonra gıda almadan önce ellerinizi yıkayınız. Depolarda suya karışmasını, gıda ve hayvan yemlerine temas etmesini önleyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Hayvanlardan uzak tutunuz. Soğuk, kuru ve iyi havalandırılmış ortamda saklayınız. Kontrollü kullanılan yemdir. Yemde dökülen yemler için hızla temizleyiniz. Evet, bu aslında boş bir kutu. Ben bunu tarım ilçe müdürlüklerinden, müdürlüğün birinden aldım. Çöpe atmışlar. Oradan dikkatimi çekti. Bu size tanıtmak için bu videoyu çektim. İçinde kum var. Biraz ağır olsun diye kum koydum. Bu ürünü almak isterseniz de biraz araştırın internette, bakın mutlaka alacak birini bulursunuz. Dünyanın en tehlikeli fare zehri olarak geçiyor. Bu fare zehrini yani tarım bilim müdürlükleri bulduğuna göre tarım bilim müdürlüklerinden temin etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Piyasada satışını yapan birkaç firma da var, onu da söyleyeyim. Temin edebilir misiniz bilmiyorum, arayıp sormanız gerekiyor. Evet. Biz bunun yetkili satıcısı değiliz. Onu da söyleyeyim. Sadece tanıtım amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Bir yanlış anlayanlar olabilir. Veya aleyhimize konuşacak kişiler olabilir. Bunu da burada belirtmiş olalım. Evet, bu ürünü biz kesinlikle ne kullanıyoruz ne de satışını yapıyoruz. İyi bir şekilde, net bir şekilde size belirtmek isterim. Evet, bu ürünün hazırlanış şekli de böyle. Tarlalarda tarla farezi mücadelesinde kullanacağımızı söylemiştik bu ürün için. Bu
Bu ürünün rengi böyle nasıl desem tam siyah toz da değil. Böyle grimsi siyah renginde. Kül gibi. Kül rengi var. Bu rengi size şu an tanımlayamıyorum ama boz gri renkte, füme renginde bir toz düşünün. Bu tozu bu çinko fosforun görünüşü böyle bu şekilde füme renginde bir toz düşünün. Bu ağır metal grubuna giriyor. Çinko fosfor adı üstünde. Ağır metal olduğu için bu fareler dolaşırken ayaklarına bu yem bulaşıyor, bu zehir bulaşıyor ve ayaklarını yaladığı zaman fareler iç kanama geçirerek ölüyorlar. Çok etkili ve tesirli bir ilaç. O yüzden çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tarım il ve ilçe müdürlükleri de bu ilacı kullanırken lütfen çok dikkatli olsunlar. Çünkü çevreye çok zararlı bir ürün. O yüzden çinko fosforun size verebileceği zararlardan korunmak için gerekli tedbirleri almanızı rica ediyoruz. Evet, Mohen firmasının ürünü olan Beyond Çinko Fosfür Rodenticide fare ilacı videomuzu izlediniz. Bu video ile ilgili ayrıntılı yazıları aşağıdaki açıklama kısmında görebilirsiniz. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Zararlı farelere karşı kullanacağımız ürünlerden biri de Defarin Pasta grubudur. %0,005 Brodifekum aktif maddesi içermekte olan Defarin Pasta yem. FAMSA İlaç Kimya tarafından ruhsatlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı onaylı bir üründür. Üretici firma Detya Degeş firmasıdır. Almanya'da üretilen bir üründür. Evet. Son kullanma tarihini ve üretim tarihlerini de görmektesiniz. Tefarin pastaya çoğunlukla nemli alanlarda kullanabileceğiniz bir üründür. Burada görüldüğü gibi. Hoş bir kokusu var. Nemli alanlarda, ıslak ve zeminlerde bu ürünü tercih edebilirsiniz. Mum blok yemleri de daha çok kuru yerlerde kullanmaktayız. Su alabilen nemli yerlerde de Defarin pastayı kullanma imkanınız var. Kesinlikle sudan nemden bozulmayan bir ürün. Bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederiz. 1 gram bile ise fareler bu yemi yedikten sonra ani ölümler meydana gelmektedir. Brodifakum aktif maddesi sayesinde müthiş sonuçlar alabilirsiniz. Fare zehri Defarin Pasta yemin tanıtım videosunu izlediniz. Volkan Ziraat ilaçlama şirketinden bu ürünü temin etme imkanınız vardır. Merhaba değerli pest kontrolörler. Bugün sizlere Defarin Mum Blok fare yemi konusunda bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Defarin Mum Blok fare yemi, fare ve sıçanlar için hazırlanmış zehirli mum blok yemlerden oluşan bir mum blok koagülant yemdir. Defarin Mum Blok, bu görmüş olduğunuz 5 kilogramlık ambalajda satışa sunulan bir ürün. Evet, kapağını açtığımızda bu şekilde mum blokları görmektesiniz. Çilek kokulu ve cezbedici özelliği olan bu mum bloklar aktif madde olarak fareleri çekici ve öldürücü özelliğe sahip. 1 gram bile tüketildiğinde farelerde ölümler meydana geliyor. Evet. Lağım faresinde, ev faresinde ve çatı farelerinde, tarla farelerinde kullanabileceğiniz bir ürün. Defarin mum blok. Defarin Mum Blok'un bazı özelliklerini incelememiz gerekirse sizlere bilgi vermek istiyorum bu konuda. Bu prospektüsü okumanız gerekiyor. Defarin Mum Blok fare yemi sıçan mücadelesinde yoğunluğa göre 5-10 metre aralıklarla yem istasyonuna konularak ve her yem istasyonuna 4 veya 2 adet
Monblok yem yerleştirilerek ve 10 gram yem için konulur. Her 3-7 günde bir kontrol edilir. Eksilme olmuşsa kutularda tekrarlama yapılır. Kullanmadan önce etiketi profetim mutlaka okumamız gerekiyor. Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerini uzak tutmalıyız. Bu arada zerrelerini solumamalıyız. Uygulama ve hazırlık aşamasında maske ve koruyucu elbise kullanmalıyız. Ve gözlük kullanmalıyız. Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yememeliyiz, içmemeliyiz. Sigara kullanmamalıyız. Kullanma talimatına uymalıyız. İnsan çevresel yönet risklerini önlemek için mutlaka gerekli önerileri uygulamalıyız. Boş ambalaj şekli, boş ambalaj usulüne uygun şekilde imha etmeliyiz. Zehirlenme belirtileri de şu şekilde. Yutulduğunda kanın pıhtılaşma özelliğini azalttığından ve iç kanamalar sebep olduğundan en büyük belirtisi budur. Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, halsizlik ve cilt mukozalarda kanama, kanlı idrar zehirlenme belirtileridir. Ağız ve burun kanamaları görülebilir. Bu belirtiler genellikle hemorajiktir. Yani kan pıhtılaşmasını engelleyici sonuçlar doğurmaktadır. Ürünün aktif maddesinde brodifakum bulunmaktadır. Brodifakum aktif madde olarak %0,005 aktif madde içermektedir. Yabancı madde miktarları da denatonyum benzoat bulunmaktadır. Renk verici, koruyucu ve cezbedici dolgu maddeleri vardır. Ruhsat sahibi Famsan ilaçtır. Üretici firma da Almanya'da üretilmektedir ürünümüz. Almanya'dan ithal bir üründür. Detia Freiberg GmbH'den üretilmiştir. Lauderbach Almanya'da üretilmiş bir üründür. Ruhsat sahibi de Famsan İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Limited şirketidir. Evet, bu ilacı ilaçlama çalışmalarında, farla mücadelesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Volkan Zirer olarak bu ürünü önermekteyiz. Evet, ifare ve sıçan ilacın zehirli yem 5 kilogramlık Defarim Mumblok yem tanıtımını dinlediniz. Rodilon uzman fare mücadelesinde kullanılabilecek bir ürün. Bayer'in bir ürünüdür. Görüldüğü gibi Bayer'in en kaliteli ürünlerinden biridir. Pasta formülasyonlu bu yemi fare ve sıçanlara karşı antikoagülan özellikle kullanabilirsiniz. Oldukça başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Fare sorunlarında dört dörtlük çözümler sağlar. Ratakum da gördüğünüz gibi Belga Sağlığı'nın bir ürünü. Bu fare mücadelesinde kullanabileceğiniz, rahatlıkla kullanabilecek bir ürün. Gördüğünüz gibi pasta formülasyonda bu ürünü tercih etmenizi tavsiye ederiz. Rutter'da görmüş olduğunuz gibi buğday formülasyonlu fare yemi oldukça etkili. Fare problemlerinde kesin çözümler sağlamanızı neden oluyor. Bu da Belga Sağlığı'nın bir ürünü. Uzman bir firma olarak size bu ürünü de kullanmanızı tavsiye ederiz.